Başlıkta da paylaşmıştık AKP iktidarı yatırımcı arıyor, para arıyor, Körfez ülkelerini geziyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i görüyorsunuz. Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişlerdi. Şimdi de Katar'dalar. Yılmaz ve Şimşek burada Katar Emiri ile görüştü. Gündemlerinde de işbirliği vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'a gitti. Yılmaz ve Şimşek burada Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, Katar'la Türkiye arasındaki stratejik işbirliği bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek dedi. Söz konusu temaslar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez suru için hazırlık ziyaretleri olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığı ifade edildi. Toplantının verimli geçtiği kaydedildi. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek 22 Haziran'da da Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmişti. Ziyarette Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşmüşlerdi. Yılmaz görüşmeye ilişkin, iki ülke ilişkileri ve ekonomik işbirliği imkanlarını ele aldık açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in körfez ülkelerini ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu takip edecek. Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Litvanya'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi sonrasında körfez ülkelerine bir dizi ziyarette bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ziyaret amacının da ülkeye yatırımcı çekmek olduğu ifade edilmişti. ABD merkezli Bloomberg, batılı yatırımcıları kaçıran Erdoğan hükümetinin Körfez ülkelerinden medet umduğunu yazmıştı. Haberde Türkiye'nin özelleştirme ve satın almada dahil Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi koyduğu gündeme getirilmişti.